Türkiye nereye gidiyor? Vallahi Türkiye hiç de iyi bir yere gitmiyor. Maalesef bu sözü söylüyorken bile gerçekten zul duyuyorum. Ülkemizin o güzel insanları, güzel ülkemizin güzel yerleri, vatanımızın vazgeçilmez olan unsurları böyle göz önünde bulundurduğunuzda ülkenin hiç de iyi yere gitmediğini ve iyi yönetilmediğini görüyoruz. Bunu bir gün değil, bir yıl değil, üç yıl değil, beş yıl değil, 15 yıldır bu ülke kötü yönetiliyor. Yani bir ilk 5 yıl umutlandık. Hepimiz zaten diyorlar diye çıraklık dönemi. Çıraklık dönemi biter de ustalık dönemine geçeriz, heveslendik. Ama ustalık döneminde ustaca soydular bizi. Ustaca, profesyonelce bu millete zulmettiler yani. Evet. Bunun tarifi bu. Seçim kararı alındı. 14 Mayıs'ta seçim var. Siz Türkiye Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı olarak seçimlere katılabilecek misiniz? Bizim seçime girme sorunumuz yok. Hatta dokümanları attım size. Normalde devlet yani Yüksek Seçim Kurulu 41 ili istiyor. Bizim şu anda bitmiş olan 63 ilimiz var. Hiçbir sorunumuz yok. Mesele seçime girmek meselesinden çıktı artık. Vallahi zaman bile sabrımız yok. Neden? Seçime girilemiyor. Seçimin şu anda kararı alınamıyor. Çünkü her şey yasaların dışına çıkıldı. Ülkede bir kaos, böyle bir anlayışı, kaosa giden bir yol ve çizgi sergileniyor insanlarımıza. Biz inşallah bunun böyle olmadığını, olmayacağını ve huzurlu bir seçim yapılacağını ve seçimin de zamanında yapılacağını düşünüyorum. Sebebine gelince anayasanın 101. maddesi açık ve net. 101. maddede seçilen bir cumhurbaşkanı 3. kez seçilemiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı şu anda 2. kez de devlet başkanlığı yapıyor. 3. olmuyor. Olabilmesi için bir sürü olasılıklar düşünülüyor. Bir sürü örnekler, bir sürü formüller, bir sürü kanunsuz düşünceler ortaya atılıyor ama bunlar eğer anayasa hükümlerine uyacaksa, anayasa hükmü açık ve net, Ali kardeşim oraya girmeleri mümkün değil. Yani seçime girebilmeleri önce yani öne alınması mümkün değil seçimin. Yoksa Haziran 18'de normal seçime girebiliyor ülkemiz. Evet, siz 14 siyasi parti bir araya geldiniz ve Türkiye İttifakı meşalesini Sakarya'dan yaktınız. Başarılı olabilecek mi 14 evet, siyasi parti? Ülkemizin barışa, kardeşliğe, hoşgörüye ihtiyacı var Ali kardeşim. Biz hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Eğer ülkede ayrıştırırsak, ötekileştirirsek ve ülkeyi yoksullaştırırsak ülkede huzur konuşulamaz. Ülkede gelecek konuşulamaz. Biz onun için Türkiye'nin kurtuluşu Türkiye İttifakı ile olacağı düşüncesiyle bir Türkiye İttifakı oluşturduk. 14 tane siyasi partiyiz ve 14 tane siyasi partinin de her birinin ayrı bir fikri var. Ayrı bir yani düşüncesi var. Ayrı bir ideolojisi var. Ama bunların hepsini yok ederek, yok sayarak, hatta herkes rozetini çıkararak bu ülke için, memleketimiz için, milletimiz için, yarınlarımız için ve gençlerimiz için hani mesele memleketse gerisi tefara deriz ya. Evet. Sakarya bu konuda vatan, millet Sakarya deriz ya. Vatan evet. için, millet için biz de Sakarya'da olduk. Sakarya'da start verdik. Çok da ilgi alaka gördük. Çok güzel oldu. Bütün oradaki Sakarya halkıyla buluştuk. Görüştük. Düşüncelerini aldık. Biz düşüncelerimizi dile getirdik. Asla siyaset yapmadık. Siyaset üstü bir tutumdu, davranıştı. O yüzden çok iyi oldu diye biz öyle görüyoruz. Hatta basında çok yer verdi. Aslında bu sadece ülkemizde değil, dünyada bir ilk yani. Evet, 14 siyasi parti bir araya geliyor ve ismini kendi ülkesinin ismini koyuyor. Asla ayrıştırmıyor, ötekileştirmiyor ve yok saymıyor. Herkesi kucaklıyor. Herkesin düşüncelerini, duygularını, anlayışını, giyim tarzını, fikrini, inancını bir tarafa bırakarak ülkede huzuru sağlamak için, ülke insanıyla kucaklaşmak için, barışın anahtarı olmak için öyle bir çalışma yaptık Ali kardeşim. Evet, 14 siyasi parti bir araya gelmişken Cumhurbaşkanı adayı da belirlediniz mi siz kendiniz? Yok, bizim Cumhurbaşkanı adayı anlayışımız şu, biz halkın karar verdiği bir Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz. Hatta bir projemiz var. Gideceğiz eski meclisin önünde duracağız. Orada geçenlere de soracağız.
halkın nabzını da tutacağız. Biz zaten şöyle bir anlayışa sahibiz. Yani bizim kesinlikle biz partili cumhurbaşkanı anlayışına karşıyız Ali kardeşim. Partili cumhurbaşkanı ne olursa olsun sonuçta partisinin elemanıdır. Partisinin düşüncelerini, duygularını taşıyordur. Onun için biz partili cumhurbaşkanı sistemini tavsiye etmiyoruz. İnşallah halktan birini, hak için halka hizmet edecek birini, vatanını, memleketini, milletini kucaklayan, saygı duyan, saygı gösteren ve saygıyla görevini yapacak birini inşallah Allah nasip eder. Ülkemizde çok temiz, çok düzgün, çok temiz, akıllı insanlarımız var, büyüklerimiz var, gençlerimiz var. Onlardan birini inşallah sizlerin de önerisi dahil, yani biz de böyle basına kapalı değil, halka ve hakka açık bir sistemle cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Evet, o zaman ben ilk başta önereyim bir kişi. Partisiz cumhurbaşkanı adayı var. Doktor Serdar Savaş. Hemşerim olmasın. Hemşerim o benim. Gayr irtibata geçelim. Bakın gerçek diyorum. Bu bizim istediğimiz buradan barış yolunda siyaset yapacak. Yani kimseye hakaret etmeyecek. Kimseye hakaret etme hakkına sahip olmadığını bilecek. Diploma sahibi, kendisi diploma sahibi, doktor. Vallahi alanında uzman. Kardeş, diplomasız bizi 20 senedir yönetiyor. Kötü yönetiyor. Keşke iyi yöneteydi de hiç diploması olmasaydı. Çok sayıda cumhurbaşkanı adayı olacak. Siz de tam olarak diyorsunuz ki biz doğruyu savunacağız. Doğrunun yanında olacağız. Doğruyu şu ana kadar görebildiniz mi? Ya şöyle, şimdi hakikaten hepimiz şoktayız yani. Bu ülkeyi yöneten, ülke sevdalısı olan, bayrak sevdalısı olan, millet sevdalısı olan ve dinine bağlı İslam ilkesini savunan bir yönetimin bu şekilde hata yapması, bu şekilde bu insanlara zulmetmesi akla gelecek bir mesele değil. Tabii ki huzurlu değiliz. Zaten Ali kardeşim, huzurlu olsaydık, mutlu olsaydık, bizi yöneten insanların akıllı olduğunu inansaydık, biz niye siyasi parti kuralım? Neden bu tür bir düşünceye sahip olalım? Yani biz şu anda 14 partiyiz ama 14 partinin her birinin çok güzel işi de var, görevi de var. Yani bir sorumluluğu da var. Fakat bizim maalesef bugün, diyorum ya, akıl erecek bir olay değil. İşte kızıyor, ananı al git diyor. İşte aileye kızıyor, bilmem sürtük diyor, şu diyor, bu diyor. Rakibi olan siyasi bir partiye çukur diyor. Ne bileyim, herhalde Çukur dizisini çok seyrediyor. Bunun için bunlar doğru değil. Biz birilerini kırmak, birilerini yok etmek, birilerinin geleceğiyle oynamak için ülkeye yönetimine talip olamayız. Biz bir kere önce kendi içimizde barışık olmalıyız. Barışı savunan, barışı seven bir anlayışa sahip olmalıyız. Biz bu yüzden hepimiz hakikaten şoktayız. Yani ben burada demişken yapmıyorum. Yapılan olaylar ortada, sokağa çıkıyorum, sokakta geziyorum. Ve sokakın sesiyim ben aslında. Sokak bana bunu söylüyor, ben de onu dile getiriyorum. Evet, şok demişken gerçekten şok yaşadılar. Çünkü yola çıktı, bütün yoldaşlarını, arkadaşlarını yarı yolda bıraktı. Her durakta birini bıraktı gitti. Şu an tek başına, biliyorsunuz, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olacak. Anayasaya aykırı mı değil mi? Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasaya, yani anayasa hükmüne bağlı kurulmuş, cumhuriyetle yönetilen bir devlettir. Yani anayasaya hükmünü zaten yok sayarsanız, eğer anayasa hükmü olmasaydı bugün beyefendi o görevi yapabilir miydi? Partiyi kurup partinin başına geçebilir miydi? Her şey yani genelgeyle ne kişi Bedri Bey olabilir? Ülke yok edilebilir yani. Bedri Bey, o giderse ama ülke batar. Ya niye batsın arkadaş? Ülke hiç kimse için batmaz. En büyük lider, ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ruhu şad olsun. Rahmetlik oldu. Ülke mi bitti? Ama İslam dininin mensuplarıyız. Peygamber Efendimizin ümmetindeyiz. İslam dini eğer peygambere bağlı olmuş olsaydı, peygamber ölünce İslam dini de ölürdü. Hiç böyle evet, bir böyle lanse ediliyor. Yani o giderse ülke batar. Yani demek ki o zaman ömrümüz kısa. Yani ülkenin ömrü. Tayyip Bey şu anda 70 küsur yaşında artık. Yani bu demek 20 sene daha yaşlasa ülke 20 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti yok olacak. Öyle diyelim yani. Öyle mi anlamamız lazım? Böyle bir şey yok. Evet, inşallah. Allah'ın emri, görev kutsaldır. Ülkede görev alındıysa bu millet bu görevi verdi. Bu göreve layık gördü. Layık görüldüğünde, aranan ve beklenen hizmet alamadığı zaman da bu halk nasıl ki karar verdi, iktidara getirdi. Halk karar verir, iktidardan düşürür.
Evet, Ekrem İmamoğlu'na girelim. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ahmak davasıyla 2 yıl 7 ay 14 gün ceza aldı. Onandı mı bilmiyorum ama onanırsa seçim yasağı gelecek zannedersem. Dün de Bilecik'teydi. Ondan önce de Bursa'daydı. Şöyle bir cümle kullandı. Abbas yolcudur, bağlasan durmaz. Cümlesini kurdu. 14 Mayıs'ta bu cümleyi kurdu. Yani 14 Mayıs'ta Abbas yolcudur, bağlasan durmaz. Katılıyor musunuz? Yolcu mudur? Ya şöyle şimdi halkın nabzını, halkın kendi şu andaki görüşünü biz iyi görüyoruz. Bakın diyorum ya biz halkın içindeyiz Ali kardeşim. Yani biz halktan uzak değiliz. Halk şu anda tavsiye etmiyor. Halk yapılanı görmüyor. Biraz önce yoldan geldim. Vallahi poşetle süt satıyorlardı. Eskide bidonla satılan süt şimdi poşete düştü. Yani şu anda çok ayıptır söylemesi, affedersiniz. Tabii onlar mecliste rahatlar. Mecliste bir çorba 5 lira. Biraz önce söyledim ben size, bir alışveriş merkezine gittim. Çorba 35 lira. Yani çocuklar bir şey istiyor. 1 liralık şeker, o 1 liralık şeker 6 lira. 1 liralık domates olmuş 20 lira. 1 liralık portakal olmuş 18-20 lira. Yani 18 katı, 20 katı bu milletin artık dayanacak bir gücünün kalmadığını. Yani inanın bizi boş verin, biz siyasiyiz. Biz isteriz ki her şey usulüne uygun olsun. Millet diyor ki usul olsun olmasın, nasıl olsa göndereceğiz. Bırak girsin, onu sandıkta perişan ederim diyorlar. Bu milletin sesini dinlemek, sesini duymak lazım. Halkın, o suskunların, sessizlerin sesi olmak lazım. Biz onun için Ali kardeşim, biz de diyoruz tabii ki Abbas yolcu bağlasan durmaz artık. Duracak bir yön kalmadı. Kendileri rahat, bakın kendileri saraydan dışarıdan bir şey görmüyorlar zaten. Sıkıntı o. Bir yüzükle geldiler, milyar yüzük sahibi oldular. Bunlar hiçbir sorun yaşamıyorlar şu anda. Her şey mükemmel bunlara göre. Ama halkın çaresiz olduğunu, vatandaşın yoksullukla mücadele ettiğini, milletin, bakın ben bizzat kendim gözümle görüyorum. Bekliyor, pazar bitiyor. Pazardan sonra inanın gidiyor. O pazarcının artık satamayıp da yani arzalı, lekeli, yani yenilecek bir şey olmadığını ama vatandaş alıyor, gidiyor evinde yıkıyor ve onu tekrar yiyecek duruma getiriyor. Bunlar doğru şeyler değil. Burada kul hakkı yaşanıyor. Kul hakkı yok ediliyor. Kula hiçbir zaman için önem, değer verilmiyor. Onun için de Yüce Rabbim her şeyin en iyi bilenidir. O ne eylerse güzel eyler. Ben inanıyorum ki Rabbim bu milletin yüzü suyu hürmetine, bu yapılan yanlışların da yani herhalde bertaraf edecek, yok sayacak ve insanların daha da fazla zulüm görmesine Yüce Allah'ın müsaade etmeyecektir diye düşünüyorum. Yalçın Bey, size nankörlük yapıyorsunuz. Otoyollar yapıldı, tramvay tüneller yapıldı, metrolar yapıldı, her şey yapıldı, uçaklar yapılıyor, her şey yapılıyor. Yani bence nankörlük yapmıyor değil mi? Bu insanlar... Bakın Ali kardeşim... Mesela siz 1961 doğumlusunuz. Malatya kökenlisiniz. Özal'ın hemşerisiniz. Rahmetli Özal'ın hemşerisiniz. Eskiden tüp kuyruğu vardı. Şimdi nankörlük yapıyorsunuz Bedri Bey. Evet, eskiden tüp kuyruğu vardı. Tüpü alabiliyorduk. İşte alım gücümüz vardı. Şimdi tüp kuyruğu yok. Alamıyoruz. Hiç alamıyoruz yani. Ya 430 lira oldu bir tüp ya. 30 liraydı bu. 60 liraydı. 90 liraydı. Şimdi Ali kardeşim bakın, o bahsettiğiniz köprüler, yollar zaten bu ülkenin, yani bu ülkeyi yönetmeye talip olan insanların olmazsa olmazıdır. Onları inşa etmek, onların halkın yararına dönüştürmek veya halkın hizmetine sunmak. Ama bizim buradaki yapılan ikinci bir yanlış, halk şöyle zannediyor. Sanki Recep Tayyip Erdoğan babasının parasıyla yaptı ve o yolları bu millete hibe etti. Evet. Tam tersi, bu milletin borçlandığı. Bakın köprülerin hepsi geçiş garantili, yollarımızın hepsi geçiş garantili. Havaalanlarımız yolcu garantili, hastanelerimiz hasta garantili, son zamanlarda cezaevleri yapılıyor mahkum garantili. Şimdi böyle bir dünyada böyle bir model, böyle bir resim, böyle bir tablo yok. Ben yurt dışıyla iyi çalışan, ticaret yapan bir insanım.
Artık Avrupa ülkelerini bıraktık. Uzak Doğu'yu da bıraktık. Türkiye Cumhuriyetleri'ni de bıraktık. Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi Pakistan, Afganistan, Özbekistan, Malezya gibi ülkeler ayarından da aşağıdayız şu anda. Üretim bitti. Her şey tükendi. Şu anda bir şey ekilmiyor ülkemizde. Her şey ithal kardeşim benim. Silaha gelince o İHA SİHA'yı anlatıyorlar. İHA SİHA 40 yıl önceki bir projedir. Ve bir milli meseledir. Bizim ülkemizin milli silahıdır. Siyasi bir partinin ürünü değildir. Bu köprüler de siyasi partinin ürünü değil. Ve kendi çetelerini oluşturarak, kendi etrafındaki insanları zengin etme amacıyla ve ortak olarak onlara şu ülkeyi soydular, soğana çevirdiler. Yani bunun hangi köprünün borcu yok? Hangi bugün Tekirdağ'da Çanakkale Köprüsü'nde ben geçen merak ettim gittim bundan 3 ay önce. Geçen ara sayısına ya bütün Çanakkale her gün gidip gelse yine olmaz. Yine o rakamı bulma şansımız yok. Yani bunlar çok... Yani geçiş garantisini hiçbir şekilde karşılamıyor. Peki siz Bedri Bey, Türküt Özal demişken hemşerisiniz. Biliyorsunuz otoyolları zamanında Turgut Özal döneminde yapıldı bunlar. Evet. Projesi başladı, Özal devam ettirdi. Hakkını da yemeyelim. Allah rahmet eylesin. İkisi de şu anda hak dünyada. Bugün rahmetli Erbakan'ın hakkı ödenemez. Eğer şu olsaydı Ali Bey, şu anda bugün rahmetli, bakın, Erbakan, Ecevit, Demirel, Özal, Alparslan Türkeş ve bunlar sağ olsaydı Yazıcıoğlu, bugün bunlar böyle başı boş atını koşturamazlardı. Bunlar bu millete hükmedemezlerdi. Bunların ömrü var ya 3 yıl olurdu. 4. yıl olamazdı. Yeni insanlara hükmedemezlerdi. Zaten şu anda hükümet hükmetmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Ahlak uzaklaştı bu milletten. Görgü kuralları kalktı. Bu insanlar plandemi diye bir plandemi ayarlayarak bu millete zulmettiler. Milleti evinden öbür eve göndermediler. Camisinden uzaklaştırdılar. Eş, dost, akrabalarına göndermediler. Bunları siz de şahit oldunuz orada. Biz gelip bu mitingleri yapıyorduk orada. Ha, niye yaptık? Haklıydık. Bakın bugün haklıydık. İşte bugün şu anda Pfizer şirketinin CEO'su diyor ki evet bu bir plandı, bu bir oyundu, bir tabloydu, gelir tablosuydu. Hedefine ulaştı diyor. Bugün Almanya'da bizim aşı buldum diye sevinen beyefendi Uğur Bey şimdi İngiltere'ye gidiyor. Niye? Çünkü 179 milyar euro sadece Almanya'da alabildi, ciro yaptı. Bunun hesabı sorulacak. Yani bunun gibi ülke yönetimi ülkenin elinde değil artık. Ülkemizi başkaları yönetiyor. Bunlar da onlara kukla olmuş. Onların emrinde oldukları için onlar ne emrederse bu ülkede o yapılıyor. Evet. Yayınımızı fazla uzatmayalım. İzleyicilerimizi de sıkmayalım. Anadolu Birlik Partisi Genel Başkanı olarak sizin öneriniz nelerdir? Tüzüğünüzde neler var? Türkiye Cumhuriyeti'ni ileri... Anadolu Birliği Partisi'nin ilkeleri çok belli, net. Kırmızı çizgilerimiz belli. Anayasanın o ilk 4 maddesi. Maalesef işte şimdi çıkıyorlar yeni güye ülkeye faydalı olmaya çalışacak olan isim veriyorum. Deva Partisi ne diyor? Türklüğü diyor anayasadan çıkaracağız. Ondan sonra 4 madde değişebilir diyor. Biz bu memlekette komşularla sıfır sorun diyen Sayın Başbakan, Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Davutoğlu ne dedi? Sıfır sorun dedi. Şimdi sorunsuz bir ülke yok. Bütün ülkelerle sorunluyuz. Gençlerimize söz verildi, söz tutulmadı. Biz her şeyden önce barış yolunda bir siyaset yapacağız. Barış yolunda siyasetten vazgeçmeyeceğiz. Anadolu Birliği demek Allah'ın birliği demek. Anadolu Birliği demek aile birliği demek. Anadolu Birliği demek akıl birliği demek. Anadolu Birliği demek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin evlatları demek.